Arkadaşlar merhaba. Ben Üstü Hoca. Denemelere bomba gibi devam ediyoruz. Cümlenin ögeleri konusundayız. Yazımdan sonra bence ikinci sırada önem noktasında, sınavın noktasında cümlenin ögeleri hocam. Hiç tartışmasız. Son 4-5 yıldır rahat 2-2-2-2 geliyor arkadaşlar. Bu sene mutlaka cümlenin ögeleri sorusu göreceksiniz. E o zaman haydi görebilme ihtimalimiz olan bütün soru tarzlarını konuşalım hocam. Mikrofonumuz yaklaşsın hocam. Haydi başlıyoruz. Soru 1 ile karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle bir bir yazdım. Hakkını verdim. Başlıyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde bu cümlenin ögeleri ve ögelerinin doğru dizilişi verilmiş bak dikkat. Önce seri bir şekilde okuyalım. Sonra kafamızdan 3'e 4'e 5'e bölüp şu şudur bu budur demeye çalışalım sonra bakarız yine. Bakın gelebilecek bütün tüm sorulara ve soru tarzlarına yer verdiği için onun derslerine katıldığımızda çok ciddi bir ilerleme görüyoruz. Bakın çok bariz bir şekilde dörde böldük. Görüyoruz onu artık yüklem olduğunu görüyoruz değil mi? Biz gizli özne o yüzden özneyle başlayan herhangi bir seçenek elenmeli. Çünkü gizli özneyi ögelere dahil etmiyoruz. Gizli özne cümlede yok. Yokmuş gibi davranacağız onu. Devam edeceğiz gelebilecek tüm sorulara ve soru tarzlarına yer verdiği için şurası neden niçin'in cevabıdır. Doğal olarak zarf ile başlayacağız. Zarf tümleciyle başlamayan seçeneği de saniyesinde eleyebilirsiniz. Onun ne katıldığımızda ne zaman, onun derslerine katıldığımızda. Bu da zarf tümleci. İkisi de zarf tümleci diye çizip tek başına zarf tümleci diyemeyiz. Çünkü ilkinin sorusu neden niçin, ikincisinin sorusu ne zaman arkadaşlar. Lütfen dikkat. Çok ciddi bir ilerleme ne görüyoruz? Çok ciddi bir ilerleme. O da belirtisiz nesne. B eksi belirtisiz olsun, B artı belirtili olsun. B eksi evet belirtisi nesne var Zarf tümleci zarf tümleci güzel ikisi de aynı başlamış A ve E ama burada belirtisi nesneye kaçmış Hayır belirtisi nesne ve yüklem doğru cevap Edirne olacak unutmayın arkadaşlar Çok iyi biliyorsunuz ama hatırlatmakta büyük fayda Görüyoruz nedir hocam o Sorunuzda hangi ek varsa cevabınızda O ekin olması zorunlu arkadaşlar Yani neyi diyorsanız Çorba cevabını alamazsınız. Çorbayı demek zorunda. Neye diyorsanız masa cevabını alamazsınız. Masaya cevabını almak zorundasınız. Nerede diyorsanız Ankara değil Ankara'da olarak cevap almak zorundasınız. Bunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle sorunuzda ne varsa hangi ek varsa cevabınızda da o olması zorunlu. O zaman birinci sorunun cevabına Edirne deyip geçiyoruz. Geldik arkadaşlar ikinci sorumuza bakalım burada ne olacak. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde öge dışı unsur vardır? Yani bağlaç. Yani ara söz, yani ara cümle, yani ünlem. Bunlardan birini aramamız gerekecek. E devam. Ne diyor? Küçük yaşlarda mesleğini belirleyen kişiler görmüşsünüzdür. Güzel. Bu kişilerin inanılmaz idealist oldukları da bilinmektedir. Da de bakın bağlaç var. Cümle dışı unsur var. Geçtim. Öge dışı unsur var. Geçtim. Peki devam. Bu durumda içinde bulundukları ortam etkili olmuştur. Birey etrafında idealist kişiler gördükçe kendisinde bu özellikleri görmek ister. Bunu sağladığı zaman küçük yaşlarda idealist kişiler olur. Çok güzel. Tamamında arkadaşlar hiçbirinde diyelim iki dışında hiçbirinde öge dışı unsur yoktu. E devam edelim. Üçüncü sorudayız. Bakalım üç bize ne anlatacak. Cümlelerin hangisi öge sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Şimdi hocam bak. Gerçekçi olalım tek tek. Yani A şıkkı mesela yaşarlar mutlu yaşarlar falan gerek yok. Önce okuyalım. 2 3 2 3 sayılarını tahmin ederek gidelim. Bir tanesi boşta kalsın. Bak. Değer vermek ile değer görmek arasındaki farkı anlayabilen bireyler. Yani şunu şunu yapan insanlar. Bir sıfat tamlaması oraya geldim, durdum mesela. Daha mutlu yaşarlar. 3 ögeyi bariz görüyoruz. Aklındakileri en güzel biçimde anlattığından herkes beğendi. 3 ögeyi gene çok net görüyoruz. İmkanlarımız yeni yeni bilim insanlarının yetişmesini sağladı. 3 ögeyi de bariz görüyoruz. Güllerle dolu bu yerdeki insanlığın zevksiz olduğunu söyleyemeyiz. İki öge söyleyemeyiz yüklem kim biz neyi? Güllerle dolu bu yerdeki insanlığın bakın sıfat tamlaması insanlığın vesaire olduğunu ha orada isim tamlaması var sıfatta isim tamlaması löp iç içe geçmiş doğal olarak burası belirtir nesne ve yüklemden oluşacak iki öge var eserlerinin kapağını önemli incelemesi insanları şaşırttı bakın yine 3 öge artık burada öge sayısını az çok tahmin ettiğimizden tutup da ögesine tek tek bakmak Zarf tümleci yüklen, mülklen. Bakın arkadaşlar bunlara gerek yok. Lütfen ama lütfen artık taktik teknikle gidelim ya. Çünkü artık herkes bir şeyleri biliyor. Sizin hızlı olmanız lazım. Bu taktiklerin en büyük faydası hızlandıracak hocam bu kadar. Doğru tabii ki yapacağız. Ama hızlı olmak büyük esas hocam. Burada şimdi tutup da aşıklanan bir baksak mı acaba dediğin an 3-5 dakikadan aşağı bu sorudan çıkamayız. Soruyu lütfen böyle çözün. Taktik üzerine gidin sayılarla bulmaya çalışın. Bulamadın, arada kaldın. E tabii ki kurcalarsın. Ama bulduğun an saniyelik bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümleyle aynı öge dizişine sahiptir? Bakalım yüz yüze görüşmeyi özlediğini telefon konuşmalarındaki hasret dolu söylemlerinden anlıyoruz. Bak okurken net böyle biliyorsunuz arkadaşlar artık. Anlıyoruz yüklem kim biz gizli öz onu yazmaya gerek yok artık geçtim. Neyi hocam yüz yüze görüşmeyi özlediğini belirtir nesne B artı diyeyim ona. Telefon konuşmalarındaki hasret dolu söylemlerinden neyden? Dolaylı tümleç yani belirtir nesne dolaylı tümleç ve yüklem. Hemen A'ya bakalım. Aile içinde kemer sıkma politikalarının uygulanması çocukları tedirgin etti. Tedirgin eden ne? Aile içinde kemer sıkma politikalarının uygulanması. Özneyle başlamış. Bunu eledim. Çünkü gizli özne olması lazım. Bizim aradığımız cümle gizli özneli olmalı. Bakalım. Kendini ifade etmeyi istediğini sözcükleri seçişinden anlamak çok güzel. Çok güzeldi. Ne çok güzeldi? Şunu şunu anlamak. Yine öznemiz cümle içinde. Kişinin zeka gelişiminde çevrenin etkisini kimseye atsayamaz. Kimse yine cümle içerisinde özlemiz. Hiç tanımadığı insanların arkasından konuşan bireylerin sonu pek de hayırlı olmaz. Hayırlı olmayan ne vesaire vesairenin sonu. Burada da yine özne bakın cümle içinde. Diğer ögelere bakmıyoruz bile. Çünkü özne olmayacak cümlenin içinde. Belirti şey olacak gizli olacak onu arıyoruz. Kompleksiz oluşunu onun insan içinde farklı bir boyutta algılamasından görüyoruz. Görüyoruz kim? Biz neyi? Kompleksiz oluşunu. Neyden? Değil mi? Vesaire vesaire algılamasından. Yani neredeyse, neredeyse fazla. Bize verilen cümleyle birebir öge dizisine sahip arkadaşlar. Biz görüyoruz olacağı için de gizli özlemiz de var. Gayet tadında yerinde. Doğal olarak dördüncü sorunun cevabı Edirne olacak. Geldik beşinci soruya. Bu cümlenin öge açısından değerlendirilişi için aşağıdaki hangisi doğrudur diye Bakalım. İki temel öge de cümle içerisinde, cümlenin içerisinde yer almaktadır diyor. Yani özne de yüklemde cümle içinde var diyor. Her cümlesi iğneleme içeren kişilerin haykırışlarına saklanmış bir çiğ tanesi ürkekliğindeydi. çiğ tanesi ürkek. Çiğ tanesi ürkekliğindeydi. Çiğ tanesinin ürkekliği. Nasıl bir çiğ tanesi? Vesaire vesaire saklanmış. Yani aslında burası sadece yüklemden oluşan bir ögedir arkadaşlar. cümledir. Doğal olarak hangisi doğrudur arıyoruz. A seçeneği doğru değil. İki temel ögede cümlede yok. Sadece yüklem var. Özne yok burada değil mi? Kim o? Deniz gizli özne var. Cümle içerisinde değil en azından. Belirtir nesne yok artık. Belirtir nesne vardır diyor. Artık o yok onu anladık. Sadece yüklem var. Özne isim tamlaması içerisindedir. Özlemiz gizli arkadaşlar onu bilemiyoruz onu attık. Sadece yüklemden oluşmuş bir cümledir. Doğru sadece yüklem çünkü baştan sona sıfat ve isim tamlamalarıyla iç içe geçmiş bir cümle. Yardımcı öge vardır diyor yanlış. Yani dolar tümleci, zarf tümleci, edat tümleci yok bunlar yardımcı öge nesne değil mi? Bunlar yok. Doğru cevap denizde olacak. Geldik arkadaşlar altını soruya. Ne diyor? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tüm ögeler kelime grubu şeklindedir? Al sana sınav sorusu. Müthiş annesinin hakkında söyledikleri yani kelime grubu derken tamlama şeklinde olacak diyor deyim olacak falan filan diyor. Annesinin hakkında söyledikleri zamanın seyri içerisinde gidecektir diyor. Gidecektir yüklem tek başına. O bir söz öbeği değil. Bunu çok bariz bir şekilde eleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen o zaman ne yapıyoruz? Kalemimizi çizdik hocam. Telefonunu şarj etme diyor. Şarj etme. Şarj etme alışkanlığı. Tamam güzel. Bak telefonunu şarj etme alışkanlığı askerlik döneminde askerliğin dönemi o da bir grup tamlama nihayetinde ayyuka çıkmıştı o da bir deyim ha tamamdır bakın dikkat öznemiz ne zaman askerlik döneminde zarf tümlecimiz, ayuka ay çıkmak yüklemimiz aman dikkat hepsi ögelerin tamamı arkadaşlar ayrı ayrı kelime grubu şeklinde. Yazar burada ne demek istemiş söylem. Yazar burada ne demek istemiş söylemleri her daim doğruyu yansıtmaz. Bakın burada parça parça tamlama olmayan ifadeler de var. Soru çözümlerinde bir şeyler sormadan duramazdı. Duramazdı. Tek başına yüklem söz öbeği değil. Eledim. Öğretmenin bu iyi niyetli yaklaşımı öğrenciyi motive etti diyor. Motive etti tamam. Öğretmenin bu iyi niyetli yaklaşımı o da tamam. Hep tamlama bunlar. Kelime grubu ama öğrenciyi. Kimi neyi? Öğrenciyi. Tek sözcük tamlama değil. En azından kelime grubu değil öyle de diyebiliriz. Tamlamalar kelime grubu nihayetinde ama doğru cevap Bursa olacak. Geldik 7. soruya arkadaşlar. Ögeler biraz bunaltır onu söyleyeyim. Sağlamdır yalnız. Her soru çok sağlam. inanılmaz yol alacağız garantisini verin. Aşağıdaki hangisinde vurgulanan öge yardımcı ögedir diyor. Önce vurgulanan öge ne demek ona bakacağız. Önce yüklem bulacağız. Yüklem isim mi fiil mi ona bakacağız. Fiilse bir öncesindeki öge vurgulanmıştır. İsimse Yüklemin kendisi vurgulanmıştır. Mesela kayıt kalitesi yükselince dinleyicilerin ilgisi arttı diyor. Arttı yüklem. Arta ne? Dinleyicilerin ilgisi. Bakın yüklemimiz fiil olduğu için bir önceki öge vurgulanan ögedir. Yardımcı ögedir demiş vurgulanan öge. Yani zarf tümleci, doğal tümleci ya da edat tümleci ya da nesne neyse vurgulanmış olacak diyor. A seçeneğinde arkadaşlar dinleyicilerin ilgisi öznedir. Orada Esas öge, temel öge vurgulanmıştır. Yardımcı öge değil. Bunu eledik. Odayı düzenleme alışkanlığını küçük yaşlarda kazanmak iyi bir alışkanlıktır diyor. İyi bir alışkanlıktır yüklem. Zaten kendisi bir e, sıfat tamlaması isim yani alışkanlık isim. Yüklemimiz isim olduğu için vurgulanan öge yüklemin kendisidir. Yardımcı öge vurgulanmamıştır. İzlediği tiyatrolarda dikkat ettiği şey oyuncuların tanınırlığıydı diyor. Oyuncuların tanınırlığıydı yüklem. Zaten oyuncuların tanınırlığı bir tamlama, isim tamlaması isimden oluşuyor. O da yine vurgulanıyor ki ta kendisi yüklemin. Köpeğinin düzenli egzersizlerini yaptırmak için tasmasını hazırladı. Hazırladı yüklem. Neyi tasmasını? Ha tamamdır bu belirtili nesnedir. Belirtili nesne arkadaşlar aman dikkat. Yüklemler hemen önce yer almış. Yüklem fiil olduğu için belirtili nesne yani yardımcı öge vurgulanmış. Doğru cevap denizde olacak. Kimseye taş atmadan bir yerlere gelenleri herkes sever. Çok doğru. Sever yüklem. Seven kim hocam? Herkes. Evet doğru. Yani yüklemden önceki kısım öznemiz farklı bir öge ama o bir temel ögedir. Esas ögedir özne. Bizden yardımcı ögenin bulunmasını istiyor, vurgulanmasını istiyor. Yardımcı öge dediğimiz şeyi hatırlatalım. Nesne ve tümleşler yardımcı ögeye girecek. Burada özne vurgulandığı için onu da eledik. Doğru cevap denizde olacak. belirtili nesne vurgulanmıştı çünkü. Geldik 8. soruya. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde sözde özne kullanılmıştır diyor. Sözde özne demek arkadaşlar. Sözde yani güya. Güya özne demek istiyor aslında. Sözde özne olması için yüklemde L ya da N olması lazım. L ya da N2. Yani edilgen çatı olması lazım. Tamam. Eylem mutlaka edilgen çatıda olması lazım. Mesela Bilinen şeylerin tekrar tekrar vurgulanması ne gibi bir fayda sağlar ki? Sağlar ki ifadesi yani burada edilgenlik hissettirmiyor. Meselenin bu boyutlara gelmesi herkesi şaşırttı. Yine edilgenlik yok. Gülüşmeler ancak bu an, bu kadar anlamlı olabilirdi. Yine edilgenlik yok. Yani yapıldı gidildi falan desin abi. Dikkat! Binaların birbirine yakın olması bu seminerde aktarıldı. Ha. Aktarıldı yüklem. Burada L2 var mı aktarmaktan aktarılmak? Var. Birileri tarafından mı? Evet. Aktarılan ne? Binaların birbirine yakın olması. Ha özlemiz bu. Bu, bulduğumuz aktarılı ifadesi yani yüklemimiz edilgen çatılı edilgen çatılıysa yüklem bulduğun özne sözde öznedir bunu lütfen unutmayınız yani siz aslında tüyo şu hocam taktik şu bak kısa yolumuz şu çaktırmadan öge buluyorsunuz kimseye güvenliğe müvenliğe hiç çaktırmıyorsunuz yani tık 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 buluyorsunuz. Sonra diyorsun ki bakıyorsun sözde özneyi soruyormuş tamam. Hemen bakayım diyorsun yükleme edilgen mi? Bir bakıyorsun yüklemin orada eylem mi edilgen? Tamam diyorsun benim özne yazdım sözde özneymiş. Bu kadar basit arkadaşlar hiç kasmanıza gerek yok. Geldik hocam doğru cevabımızı söyledikten sonra 9. soruya. Kamera seçiminde yapacağı ufacık bir hata. Ne anlıyoruz? Şunu anlıyoruz abi bak kamera seçiminde yapacağı ufacık bir hata şuna şuna mal olabilirdi. Şunu şunu yapabilirdi. Yani belli ki bize verdiği kısım Öznenin ta kendisi. Devam edelim. Bu cümle aşağıdakilerden hangisi devam ediliriz? ederse diyor. Öge dizilişi özne, belirtir nesne ve yüklem olur. Ben zaten özneyi bulmuşum. Şurası zaten %100 özne hocam. E ne yapıyorum? Belirtir nesne ve yüklemle başlayıp biten bir yer arıyorum. Peki hata olabilecekleri tahmin etmesinden neyden vesaireden dolaylı tüme çok bizde istediği yerde yok. Çekimlerinin kalitesini etkileyeceğinden yine neyden diyorsun yine dolaylı tüme söylüyor. Videoların istediği gibi olmasını neyi videoların istediği gibi olmasını engelleyecektir yüklem. Süper hocam özle belirtilmesine ve yüklem olacak doğru çarp Ceyhan. Her şeyi bir anda değiştirebilir her şeyi ne zaman bir andan zarf tümleci var eletim. Performansın videolara yansımasını kötü etkileyecektir kötü zarf tümleci onu da eledim arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan olacak 9. soruda. Gel geldik arkadaşlar 10. sorumuza bu parçadaki cümlelerden hangisinde diyor yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç yoktur dolaylı tümleç ne demek arkadaşlar ismin e d ya da den halini almış olan ögedir dolaylı tümleç yani bu üçünden biri mutlaka olacak arkadaşlar bakalım gelişme göstermek istiyorsanız etrafınıza etrafınıza nereye değil mi etrafınıza Bakın burada yönelme aleki var. Bariz bir dolar tümeş var. Onu hemen eleyebilirsiniz. Burada var. Yok olanı arıyoruz. Bu set öyle güçlü olmalı ki kimseden, neyden, kimden, kimseden. Bak yine danden var. Geçtim bu dolar tümeç. Hatta insanlara yardım bile edersiniz. Kime? insanlara? Ha yönelme aleki güzel. İnsanlar bu durumlara hazırlıklı olmalılar diyor. Neye? Bu durumlara. Yine yönelmemiz bariz. Ne de olsa hayatın ne getireceği belli olmaz. Bakın burada E hali, D hali ya da den hali gibi durumlar yok. Doğal olarak burada dolay tümeç yok. Arkadaşlar Cümlenin ögeleri %100 gelecek sınavda. Hiç kaçarımız yok. Sorunun nasıl geleceğini aslında şu an konuşuyoruz ama yine tahmin videosunda da vurgulayacağız. Yani nasıl gelirse gelsin. Ögelerde zaman kazanmalısınız. Ögeler en fazla zaman çalan konulardan biri. Çünkü tek tek bunların ögelerini bulduğunu düşünseniz arkadaşlar. Mesela bir numara. Yüklemiş şu set çekmek falan. Nasıl şu falan. Tek tek öge bulacağız ve diyeceğiz ki ha yer tamlayıcısı varmış tamam. Böyle değil abi. Baya cümleyi hızlı bir şekilde okuyup e hali var mı varsa soruya bakıp yani cümleye genel olarak bakıp ha varmış deyip geçeceğiz ya da yokmuş. Yani mutlaka ed'den taktiğini uygulayınız. Çok çok önemlidir arkadaşlar. Bu taktik geldik arkadaşlar 11. soruya. Bu cümlelerden hangisinin öge dizilişi özne zarf tümleyici belirtilmesine yüklenmiş şeklindedir diyor. Özne zarf tümleyici bir tanesini yakalarsam ben zaten yürüyeceğim. Gün boyunca elindeki telefonu bırakmadım. Bırakmadı yüklem. Neyin telefonu? Ne zaman? Gün boyunca. Zartül mecile başlıyor. Gizli özne var. Biz gizli özne istemiyoruz. Cümle özneyle başlasın istiyoruz. Bu durumu fark eden anne babası da müdahale etmedi. Müdahale etmek yüklem kim? vesaire anne babası özne ve yüklem var. Daha de zaten cümlede şu unsur. Bunu da eledim bunda da işimiz yok. Çocukların içine doğdukları teknoloji çağı telefonu daha sık kullanmalarını gerektiriyordu. Hmm, neyi telefonu nasıl daha sık neyi? Hmm, oho, çıktı 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 sanki bakalım. Gerektiriyor yüklem. Gerektiren ne? Çocukların içine doğdukları teknoloji çağı. Tamam hocam. Eyvallah. Öznemiz var. Güzel. Neyi gerektiriyordu? Telefonu daha sık kullanma. Ha oba, belirtilmesinde var da zarf tümleci yok hocam burada. Geç, dalma. Anne babalar kontrollü bir şekilde bunu vermelilerdi. Vermelilerdi. Yüklem kim? Anne babalar özne güzel nasıl kontrollü bir şekilde zarf düğmeci neyi bunu ha şimdi oldu hocam 4 numarada bütün ögeler istenilen ögeler diyelim verilmiş 5'e bakalım çocuklar doğru gelişim noktasında telefona bağımlı olmamalıdırlar diyor neye telefona Dolaylı tümek istenmiyor bizden saniyesinde eleyebilirsiniz bunu da peki hocam geldik 12. soruyu artık bitiriyoruz aşağıdaki sorulardan hangisi yüklemi buldurmaya yöneliktir diyor yüklem senin göstermek istediklerini bir anda kim gösterdi? Hemen soru sözcüğünün yerine cevabı yazıyoruz. Ali gösterdi. Bakın özne. Konuşmalarımızı en heyecanlı yerinde bölen kimdi? Ali'ydi. Bakın yazıyorum Ali'ydi. Ha yüklem Ali'ydi. Kim Ali'ydi? Ali olan ne diyorsun? vesaire vesaire bölen tamamına da özne diyorsun şuraya da. Doğal olarak yapacağınız şey çok net arkadaşlar. Soru sözcüğünün üstünü çiziyorsunuz. Bir köşesine cevap veriyorsunuz. Cümleye öylece bakıyorsunuz. Yani cevap verip ya da cümleyi tekrar baştan kurup falan kontrol etmiyorsunuz. Öyle çok büyük zaman kaybedersiniz. Amman dikkat. Hemen bakıyorum Ceyhan'a. Neden diyor zartülmecimiz var. Tamam neler diyor. Amman dikkat bununla hiç işimiz yok. Neler giymişti. Şunu şunu giymişti. Burada belirsiz nesne çok bariz ortaya çıkacak sorunların aşılması için neden bu kadar yıpranmıştı diyor. Neden vesaire bu da yine Zartu mecine götürecek bizi doğru cevap Bursa. Geldik 13. soruya arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi bu cümledeki altı çizili ögedir diyor. Çöp kutularının bu kadar özelli temizlenmesi ops tamam belediye tarafından sağlandı. Şimdi sağlamaktan sağlanmak senin edilgenliğin var mı hocam edilgenlik hekim var. Eğer bir cümlede tarafından sözcüğünü görürseniz ya da bu şöyle olabilirdi belediyece bu da olur arkadaşlar fark etmez. İster tarafındanla birlikte söylensin belediye tarafından ister belediyece. Biz buna örtülü özne diyeceğiz. Bunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Örtülü özne şu demek edilgen çatılı bir cümlede işi yapanın söylenmesi demek. Normalde edilgen çatıda işi yapan belli değildir. Onu söylüyorsa o örtülü öznedir haberiniz olsun. Biraz örtmüş üstünü biraz kapatarak söylemiş gibi bir anlam çıkmalı. Tamam. Devam ediyorum 14. sorudayım ama dikkat. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Dikkat. Közlediği patateslerin kıvamını tutturmak için elindeki maşayla külleri patatesin üzerine boca etti. Şimdi boca et de eyvallah yüklemimiz var. Yüklemsiz cümle mi olur zaten? Bunu bulmaya ne gerek var değil mi? Kim hocam o gizli özne. Eyvallah. Neyi? Elindeki maşayla külleri patatesin üzerine neyi? Külleri. Tamam güzel harika. Burada belirti nesnemiz var. Nereye? Patatesin üzerine zarf tümlecimiz daha doğrusu yer tamlayıcımız çizdik evet o da var zarf tümlecimiz var mı niçin hocam vesaire vesaire tutturmak için evet zarf tümlecimiz de var belirtisiz nesne ne sorusunun ya da kim sorusunun cevabını göremedik ne ve kim sorusu belirtisiz nesneye girecek aynı zamanda özneyi de bulduracak ama biz önce özneyi bulduğumuz için yüklemden sonra ondan sonraki ne ve kim soruları belirtisiz nesneyi bulduracaktı öyle bir şey bulamadık neyi sorusunu sorarak külleri ifadesini belirtir nesneyi bulduk aman dikkat geldik arkadaşlar 15. sorumuza bakalım 15 bize ne söyler? Hangisinde belirtili nesne bir söz öbeğidir diyor. Ben bir 2023 yazayım da aman dikkat. Belirtili nesneyi bulacağız bir söz öbeği. Yani deyim içerisinde yer alabilir, tamlama içerisinde yer alabilir falan filan. Gazeteyi bir çırpıda büfeden alıp okumaya başladım. Neyi gazeteyi? Tek sözcük. Söz öbeği değil. Eledim belirtir nesnemiz değil mi? Sözene bakılırsa sevgiyi gösteriyor. Neyin sevgiyi? Bakın bu da yine belirtir nesnedir ve herhangi bir söz öbeği içerisinde yer almamıştır. Kürsüdeki konuşmasını ezan okununca kısa bir süre kestir. Neyi? Kürsüdeki konuşmasını. Ha belirtir ve aynı zamanda hangi konuşma kürsüdeki? Sıfat tamlaması. Sıfat ya da isim fark etmez. Tamlamalar bir söz öbeğidir biliyorsunuz. Doğal olarak kesinlikle doğru cevabımız Ceyhan olacak. 15. soruda geldik Denizli arkadaşlar. Ne diyor Denizli? Anne babadan kalan hiçbir şey olmadığı gibi kendi bileğinin gücüyle kazanmış Neyi hocam? Neyi? Cevap yok. Hiç yok. Belirtili nesne yok burada. Destek görmeden buralara gelmek büyük başarıdır demiş. Yine belirtili nesne yok arkadaşlar. Aman dikkat. Peki hocam var mı soru işaretim? Yok. Olmamalı. Cümlenin ögeleri çok önemli bir konudur. Kafamızda en ufak bir soru işareti oluşursa hemen yüz örnekler, elli örnekler vesaire örnek serisine bakarak sıkı bir tekrar yapabilirsiniz. Hocam baktım yine sıkıntı yaşıyorum. Yapacağınız en son çare, başvuracağınız en son çare konu anlatımına bakmak olacak. Konu anlatımlarını izleyin arkadaşlar bence. Şöyle en azından bir e, ya en azından tabloyu gör ya. Asıl öge şunlar, işte yardımcı ögeler şunlar. Soruları bunlar. Şöyle olur, böyle olur. Neyin, kimin diye bir soru yoktur. Değil mi? Gizli özne sadece ben sen o biz sonlardır. Altı tane şahıstır yani benim senin onun diye bir gizli özne yoktur. Gibi gibi gibi. Gizli özneler işte ne bileyim cümleye dahil edilmezler. Değil mi? Aman dikkat. Bunlar çok önemli vurgular. Bakın ögeleri şu an bile tekrar ediyoruz. Çok çok değerli arkadaşlar. Vurgulanma soruyorsa vurgulanan öge yüklemden önceki kısımdır. Yüklemden önceki ögedir. Eğer yüklem fiil cümlesi ise Yüklem isim cümlesi ise isimden oluşuyorsa yüklemin ta kendisidir vurgulanmak istenen öge gibi gibi gibi. Hangi soruya karşılık yani bu, bu soru hangi ögeyi buldurmaya karşılık yazılmıştır denirse soru sözcüğünün yerine cevap yazıp cümlenin ögesine bakıyorsunuz. Öge ayrımı, yanlış ayırma ya da birden fazla cümlenin hangi öge olduğu ya da işte ortak öge taşıyıp taşımadığı ya da öge dizilişlerinin sayılarının ortak olup olmadığı sorularında tek tek bütün ögeleri bularak sağlama yapmaktansa sayılar üzerinden gitmek gerektiğini bunların hepsini bu sorularda göstermiş olduk. Dikkat edin bütün sorular birbirinden farklıydı arkadaşlar. Son sorumuzsa gerçekten artistlikte olası bir sınav sorusuna çok çok yakın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok da uzatmaya gerek yok ama şunu söyleyelim. Ögeler altın değerindedir. Yani ögeleri kesinlikle çalışın arkadaşlar. Eksikseniz mutlaka çalışın. Değilseniz de tekrar amaçlı bakın. Yani kaçarı yok. Ögeye mutlaka bakın arkadaşlar sınav öncesi. Zaten az bir zaman kaldı. Şu an A desem aklınızda kalacak. B desem unutmayacaksınız. Doğal olarak sıkı çalışmanızda, sıkı tekrar yapmanızda büyük fayda var. Lütfen tekrarları bırakmayın olur mu? E o zaman Uzattık hocam. Haydi. Haydi görüşmek üzere. Kolay gelsin.